Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu Mars. Ben size öncelikle Mars'ın bir şeklini göstermek istiyorum. Sembolünü göstermek istiyorum. Haritalarımızda hangi şekilde gördüğünüzü bir anlayın. Evet, Mars'ın sembolü de bu şekilde. Şimdi Mars nasıl bir gezegen? Mars tabii ki evli bir gezegen. Hatırlarsanız önceki Venüs dersimizde size Venüs'ün dişil Mars'ın evli olduğunu ve dişil eril dengesini beraberce ortaya koyduklarını anlatmıştım haritalarımızda. O ikisinin açılarının çok önemli olduğundan bahsetmiştim bu yüzden. Ve yine bireysel anlamda Güneşimiz kadar, Ayımız kadar, Merkür, Venüs ve Mars'ımızla kişisel anlamda haritalarımıza bizim karakter özelliklerimizi önemli anlamda yaptıkları açıları belirleyen gezegenlerdir demiştim. Şimdi evet, Mars çok güçlü bir gezegen bu yüzden. Hem de bir dış gezegen hem de bireysel anlamda haritalarımıza çok büyük etkisi olan bir gezegen. Koç ve Akrep Burcu'nun yöneticisi. Tabii bundan önce ben size bahsettim. Hani Akrep Burcu'nun klasik yöneticisi. Akrep Burcu'nda bir de altta Plüton'da bulunduğu için çok güçlü çalışan. Modern astrologlar Plüton'u Akrep'in yöneticisi kabul ediyorlar. Ama klasik astrolojiye göre Koç ve Akrep'in birlikte yöneticisi olarak biz söyleyebiliriz Mars'ı demişti. Mars Salı günü yöneticisidir. Bu yüzden Salı günü ilgilidir. Genelde burçları yaklaşık 1,5-2 yılda gezer. Tüm zodyak 1,5-2 yıl içerisinde gezer, dolaşır. Genelde işte bu yaklaşık 23 aylık falan bir süreye denk gelir. Bir burçta ortalama 6-7 hafta kalır. 2 yılda bir de geri gider. Şimdi Venüs 584 gün dedik, yaklaşık 1,5 yıl civarı. Mars ise 2 yılda bir geri gidiyor. O yüzden her yıl biz Mars retrosu deneyimlemiyoruz. Ve geri gittiği burç hangi burçsa burcu gerileme süreci de 2 ay kadar sürdüğü için ilerlemesi, gerilemesi, tekrar burçtan çıkması ile birlikte gerileme yaptığı burçta toplamda 7-8 aylık bir süreç kadar da geçirebiliyor Mars. O yüzden çok uzun bir zamanı kapsayabiliyor. Ama normalde eğer bir gerileme söz konusu değilse Mars'ta 6-7 hafta civarı bir burcu aşarak gidiyor diyebiliriz. Mars'ın ince bir atmosferi var. Dünya'ya benzeyen bir kayaç gezegen. Yüzeyinde yaygın bir demir kumu, yani demir oksit var. Bu yüzden de demirin kendisinin renginden kaynaklı olarak da kızıl veya turuncumsu bir renkte görünüyor gökyüzünde. Bu yüzden de ona kişi kızıl gezegen falan deniyor. Hem de bu dışı da kırmızı renkli olduğu için. Dönme periyodu ve mevsimleri Dünya'ya çok fazla benziyor. Phobos ve Deimos isimli 2 tane uydusu var. Ve Dünya'dan çıplak gözle görebildiğimiz bir gezegen. Bu yüzden kırmızı gibi gördüğümüz için zaten Dünya'dan çıplak gözle görebildiğimiz için kırmızı olduğunu söyleyebiliyoruz. Yine kendine göre bir iklimleri var ve içerisinde bir çeşit yaşam olduğu düşünülüyor. Bazı dönemlerde güneşin ışığı o kadar çok yükseliyor ki bu sebeple biz Mars'ı göremez oluyoruz gökyüzünde. Her 32 yılda 2 defa, 16 yılda bir defa Temmuz, 16 yılda bir defa da Eylül sonunda Dünya'dan çok net görülen bir parlaklığa ulaşıyor. Özellikle Aslan ve Terazi burçları retro yaptığı zamanlar Dünya'dan çok rahat görebiliyoruz biz Mars'ı. Mars'ın mitolojik kökenine baktığımızda tabii ki her gezegende olduğu gibi onun da mitolojik kökenini anlatarak gideceğim. Mars Yunan savaş tanrısı Ares'in Roma dilindeki karşılığı. Osmanlıca ve eski Arapça ismi Merih. Zaten gezegen saatlerinde falan eğer öyle bir program falan kullanıyorsanız gezegenleri hep Arapça isimleriyle verecektir. Orada Merih olarak görürsünüz Mars'ta. Şimdi Roma'da yılın ilk ayı Mars ayı olarak baharın geldiği bir bayram olarak kutlanırmış ve toprağın bereketiyle ilişkilendirilirmiş. Bu dönemlerde aynı zamanda savaş mevsimi de başlamış olduğu için havalar düzelince Mars'ın hem böyle doğanın yeniden doğuşu hem de insanın bir başka insanlarla böyle karşılıklı güç savaşına girdiği dönemleri göstermesi açısından oldukça özel bir simgeymiş. Ve yine kurt da Mars'la özdeşleştirilen bir hayvanmış. Roma'yı kuran Romulus ve Romulus kardeşleri, yani mitoloji zaten, bu kişilerin Tanrı Mars tarafından görevlendirilmiş. Zaten o kardeşlerin de bir dişi kurdun emzirdiği söyleniyor. Hani böyle bir hikaye var. Şimdi Mars haritalarımızda nasıl çalışıyor? Bir kere Mars haritalarımızda çok baskın özellikler gösteren bir gezegen. Çünkü enerji gezegeni temelde. Yani hem kadın için hem erkek için enerjimizi, agresyonumuzu ve gücümüzü ne kadar ortaya koyup koymadığımızı yaptığı açılarla beraber gösteren bir gezegen. Aynı zamanda kadınlarda da kadının beğendiği erkeğin tipini gösteriyor. Hani böyle bir erkekten hoşlandığını gösteriyor. Nasıl demiştik? Hani Venüs her iki cins içinde sevgi ve aşkı, sevgi ve paraya olan bakışı göstergesiydi. Ama aynı zamanda erkekler için erkek eril sembolü olduğu için, Venüs dişil sembolü olduğu için erkeğin beğendiği kadının profilini gösteriyordu.
Mars'ta da aynı şekilde hem kadın hem erkek için enerjimizi, agresyonumuzu, bizim cesaretimizi gösteren bir gezegen her iki cins için de. Ama kadınlar için de eril bir gezegen olduğundan dolayı dişi enerji olan kadının beğendiği erkeğin karakterini gösteriyor aslında haritasında bir yandan da. Ve haritalarımızda Mars'ımız hangi burçtaysa, ne kadar güneşimiz ve ayımız ve yükselenimizin özelliklerini büyük oranda gösteriyor olsak da, özellikle Mars'ımız hangi burçtaysa o burç karakterinin o Mars'ın ham enerjisiyle bir araya gelmesine kaynaklı olarak o burç karakteriyle ilgili konuları fazlasıyla hayatımızda gösterir halde oluruz. Astroloji normalde güç, şiddet ve erkek unsurların tümü Mars'la ilgilidir. Enerji, hareketlilik, güç, şiddet tamamen yine Mars'la ilgili konulardır. Zodyaktaki ana erkeksi unsur Mars'tır. Ve motivasyon olarak da nitelendirir. Yani bizim enerjimizi dediğim gibi ve cesaretimizi ne kadar koyup koymadığımızı biz Mars'ımıza bakarak anlarız. Mars kişinin enerjisini ve egosunu kontrol ediyor. İşte bu yüzden de olumlu ya da olumsuz tüm enerjiyi Mars yönetiyor bizim haritalarımızdaki. Aynı zamanda tutkularımızı da gösteriyor. Yani bizim Mars'ımızın bulunduğu ev ve burç aynı zamanda bizim hangi ev konularında bulunduğu eve göre ve hangi burç karakteriyle bizim tutkumuzu ortaya çıkarttığımızı gösteriyor. Yani tutkumuzu nasıl ortaya çıkartıyoruz ve hangi konularla çıkarttığımızı Mars'ın bulunduğu burcu ve eve göre söylüyoruz. Dediğim gibi ev ilgili olayın gerçekleştiği alanı gösteriyor. Burç hangi konu üzerinden bunu, burç bunu nasıl şekilde ortaya koyduğumuzu gösteriyor. Mars'ın ham bir enerjisi var ve herhangi bir haritanızdaki herhangi bir gezegenle bir kavuşum yaptığı anda o gezegenin enerjisini de ne de bürünüyor aynı zamanda. Neptün'e kavuşursa Neptün enerjisiyle bürünüyor. İşte Venüs'le kavuşursa Venüs enerjisiyle bürünüyor gibi diyebilirsiniz. Mars'ın böyle özel bir durumu var. Tutkuları dediğim gibi yine insanlardaki içgüdüleri yine gösteriyor. Ve astrolojik anlamda da kazalarla çok alakalı. Gökyüzünde Mars özellikle Uranüs'te falan kötü görünümlerde Plüton'la sıkıntılı görünümler açılar yaptığı zaman dünyada bombalı eylemler, yangınlar vesaire gibi böyle agresyon ve kazayla alakalı olaylar çok fazla meydana gelir. Önemli uçak kazaları, trafik kazaları falan da meydana gelebilir yine aynı şekilde. O yüzden Mars'ın da gökyüzündeki hareketin takip edilmesi lazım. Ama tabii şimdi biz haritalar üzerinden incelediğimiz için onu sadece arada bir ek bilgi olarak vermiş olayım. Yine fiziksel zevklerimiz, hareketlilik ve kavgacılığımız da yine bizim Mars'ımızın içerdiği konularda. Yani biz haritamızdaki Mars'ımızın yerleşimine göre ne kadar hareketliyiz, ne kadar kavgacıyız, ne kadar enerjimiz olmadığı gibi ortaya çıkartıyoruz onu gösteriyor. Yine özellikle böyle Uranüs'te falan böyle kötü açıları varsa kazalara, yangınlara, kesici aletlere falan böyle dan kaynaklı problemlere falan uğrayıp uğramadığımızı yine gösterebiliyor bizim Mars haritamızda. Yine cinayet vurgusu da Mars'la ilgili. Mars gökyüzünde çok kötü görünümler yaptığı zaman cinayetlerle ilgili sıkıntılı durumlar meydana gelir gökyüzünde. Tabii ki erkeksi bir gezegen dediğim gibi liderlik, özgürlük aşkı, çünkü sonuçta Koç burcu liderlikle ilgili burç ve zodyak burcu ve Mars tarafından temelde yönetiliyor. Yani Plüton yok orada Koç burcunda. Sadece Mars tarafından yönetiliyor. O yüzden aslında Koç burcunun o liderliği de Mars'tan geliyor diyebilirsiniz. Yine özgürlük aşkı, haksızlığa karşı gelmek, direkt ve açık yaklaşımı hep bunlar Koç karakterinde dolan şeylerdir. Zaten Mars özellikleri böyle olduğu için Koç burcu öyledir. Yine saldırganlık, zalimlik, deli cesareti, taşkın cinsellik, kavgacılık ve bencillik de Mars'la ilgili. Bakın tüm bunlar Koç burcunda bir şekilde olan özelliklerdir. Ama az ama çok. Yine Doğu tabanlı astrolojide Mars cinsel gücü yönetir ve kök çakra ile ilgilidir. Ve kök çakra bizim dünya ile olan bağlarımızı gösteren çakramız olduğu için dünyeviliğimizin ne kadar çok olup olmadığını gösterir. Yani Mars'ımızın ne kadar güçlü olduğu ve Mars'ımızın nasıl açılar yapmış olduğu bizim dünyaya ne kadar sıkıya bağlanıp bağlanmadığımız, ne kadar içgüdüsel olup olmadığımızla ilgilidir biraz daha. Yine aynı şekilde çok fazla kök çakrası çalışan ya da Mars'ı çok güçlü olan insanlarda yine kindarlık, panik atak, dışa vurumlu, takıntılı, kıskançlıklar, nevrozlar gibi durumları görebiliriz aynı şekilde. Ama yapıcı bir Mars enerjisi, yani olumlu çalışan bir Mars'ınız varsa, evet güçlü ve aynı zamanda da iyi açıları olan bir Mars'ınız varsa, bu sefer enerjinizi dolu ve olumlu bir şekilde akıtırsınız.
ve güçlü bir Mars'ınız varsa, Mars aynı zamanda rekabet demek olduğu için, yani cesaret ve rekabet demek olduğu için, hayatınızdaki tüm rekabet unsurlarıyla tek başına mücadele edebilecek bir kişisiniz anlamına gelir. Bak, gördüğünüz gibi bir Mars'a kadar çok şey ifade ediyor haritalarımızda. Sağlık açısından da baktığımız zaman kas sistemimiz, kandaki ağ yuvarlar ve sempatik sinirlerle sempatik sinir sistemini idare ediyor Mars'ımız. Yine fiziksel yüzümüzü ve enerjimizi gösteriyor aynı zamanda. Zaten kan tamamen Mars'la ilgili bir vurgudur. Şimdi Mars'ın burç yerleşimlerine girelim. Sıraya Mars burçlar diye anlatalım. Mars Koç burcunda tabii ki kendisini buluyor. Çünkü kendi yönetici olduğu burç. Çok güçlü çalışıyor burada. Ama bir sürü de şeye güdüleriyle başlayıp sıkıldığı için de yarım bırakıyor. Yani bir de böyle bir şey var, özelliği var. Adrenalin arayışı var çok fazla. Uzun süre uzun süreli bir şeylerde adrenalin bulamayacağı için, o yüzden uzun vadeli olaylarda ancak adrenalin varsa devam ettirebiliyor. Yoksa sıkılıp bırakıveriyor her şeyi. Ne mantık ve sezgisel bir durumu söz konusu değil Mars Koç'u. Genelde başlattığı bir şey niye başladığını kendisi de bilmiyor. Önce başlıyor, sonra oturup düşünüyor genelde. Pek böyle etrafını dinlemeyen, güdülerinin peşinden giden, başı derde girince de etrafındaki insanlar niye onu uyanmadılar diye onları suçlayan bir tip oluyor genelde. Yönetmek ve herkesi yönlendirmek istiyor ve direkt emir kipiyle konuşan bir tip. İnanılmaz bir sabırsız yapı var burada. Çünkü çok fazla bir enerji söz konusu burada. Ve ateşin tutkusu da işin içerisinde. Bu yüzden de yaşadığı her şeyi tutku haline getiriyor kişi. Hemen gaza gelen, egosunu ve bencil yapısını ve liderliğini ispat etmek için limitlerini zorlayan ve bir şekilde de bu konuda kendisini ortaya koyan bir yapı görüyoruz Mars Koç'ta. Kişi açısından. Yine sakaret ve kazalara yatkın bir yapı da oluyor bu acelecilikten falan kaynaklı. Aynı zamanda çok yüksek bir enerji veriyor. Yorulmadan çalışabilen birisi veriyor. İçindeki disiplinsiz vurguyu eğer aşarsa kişi başarılı bir şekilde elde edebilir. Yani bu cesaret enerjisinden kaynaklı olarak. Yine Mars Koç yerleşimi bir kişiyi genelde ticaret hayatına sokar. Ticari kafa verir biraz. Esnaflık, tüccarlık, serbest meslek sahipliği, zanaatkarlık, sanatçılık gibi mesleklerde görebiliriz bizim Mars Koç'u. Yine yüksek enerji kişinin başka bir şey yapmasa zaten çok izin vermez. Bazen de askerlik, polislik gibi mesleklerde yine Mars Koç'u görürüz. Yani o ateşe olan merak, ateşi silahları olan meraktan dolayı gider. Asker ya da polis olur kişi. Yani bir de böyle bir şey olur yani. Ya da içindeki o saldırganlık dürtüsünü bir şekilde kontrol edemediği için gidip asker ya da polis olmayı tercih eder. Mars Boğa'ya geldiğimizde burada keyfe, cinselliğe ve serbest sahibi olmaya, dünyevi değerlere düşkün bir yapı görürüz. Tabii ki Boğa burcu vurgusu var işin içinde. Haritasının kalını destekliyorsa bir şekilde sanatsal çalışmaların içine girip eserler üretmek ister. Ama ürettiği eserleri de inanılmaz iyi rakamlara satmaya çalışır. Çünkü para vurgusu var işin içinde ve Boğa'nın sahiplenici yapısı var. Paraya doymama söz konusu olur Mars Boğa'da. Yani enerjisini Boğa'nın o dünyevilik ve parasal konular ve eserler, hep ben kazanayım falan, benim olsun tarzı yaklaşımlarıyla yapmaya çalışır. Biraz böyle tenselliğe, paraya falan doymayan bir yapı yapar. Hayata böyle çok bir verimlilik anlayışı vardır hayata bakışında. Genelde istikrarlı ve kararlı davranır. Hareketlerinde hep bir amaç vardır. Bir verimlilik varsa eğer hayatta, onun için bir şekilde başarı, kar ve zenginlik, şöhret de vardır olarak düşünür. Böyle bakar hayata. Cinsellik anlayışı evet vardır. Boğa sonuçta haz ve cinselliktir ama çok paraya yükmek ister Mars Boğa. Zenginlik ister, mal mülk ister. Paranın getirdiği rahatlık ve konfordan da müthiş hoşlanır aynı zamanda. Yine yeme içme zevki çok girer işin içerisinde. Bu da ayrıca işkoliklik olur. Parayı elde etmek için işkoliklik girer kişinin içerisine, hayatın içerisine. Çalıştığı işte yeterince kazanç sağlayamadığını düşünüyorsa kendisini kısa yoldan zengin edecek işlere yönelip bu uğurda adım adım ağır ağır ilerleyebilecek bir tip haline gelir. Yani o biraz sakin sakin girebilir. Koçtaki kadar fevri ve sabırsız değildir burada Mars. Yine dostluklarına çok önem veren, dostları hiç yapamayacağı şey olmayan ama kolay kolay da etrafında çok dosta barındıramayan birisidir. Pratik, samimi ve inatçı bir yapısı vardır. Mars ikizlere geldiğimizde bu zihinsel hareketlilik ve erken yaşta olgunlaşan bir hareketlilik işin içerisindedir. Özellikle zihinsel hareketliliğin sebebi ikizlerin o zihinselliğe giriyor burada işin içine. Bakın gördüğünüz gibi hani o Mars'ın ham enerjisinin burç vurgusuna nasıl ortaya çıktığını görebiliyorsunuz. Bak deminden beri burcun özelliklerini anlatıyor. Her şeyden haberdar olmaya çalışan, konuşkan bir yapı görüyoruz burada. Okuma isteği görüyoruz, araştırma isteği görüyoruz. Yüksek bir zihinsel enerji görüyoruz. Enerji ya, yüksek zihinsel enerji ikizler zihin olduğu için. Yine çok böyle konuşkanlık.
saatler boyunca yorulmadan konuşabilme, ellerini çok iyi kullanma, iletişim araçlarını kullanma, teknolojiyi kullanma ve bu konuda gayet de büyük başarı görüyoruz yine. Sentez yapabilme kabiliyeti, iyi bir öğretmen olup iyi öğretme. Ama kötü açılar varsa ukala ve sinirsel gerilimleri olan bir tip olduğunu görüyoruz. Çok fazla sürekli çalışan bir zihin görüyoruz Mars ikizlerde. Tüm enerji kişinin beynine toplanmış aslında Mars ikizlerde. Bu yüzden de beyinden de seviyorlar. Yani seviyeli bir öyle oluyor. Ve zihinsel uyarılara açık bir tip oluyorlar Mars ikizler olanlar. İletişim kuramayacakları kimseyi hayatlarına sokmak istemiyorlar. Partner olarak da, arkadaş olarak da. Ortada bir öğretme ve öğrenme durumu yoksa iletişimi kesiyorlar gerekirse. Merak ve öğrenme adına hareket ediyorlar genelde. Aynı anda birçok şeyin peşinden koşma gibi bir durum söz konusu oluyor. Ya değişken davranışlar, kararsız hareketler, kolay öfkelenme, saldırganlık ama gelip geçici bir sinir vurgusu var burada. Düşünceleri ve sözleriyle meydan okuma var. Fikirleri savunma, çok tartışmacı olma. Şiddet ve zorbalıktan çok hoşlanmamayı yine görüyoruz burada. Mars ikizlerde kişi oldukça bireyseldir ve özgürlükçüdür. Bireysel alanına kolay kolay insanları yanaştırmayacaktır. Ve ikizleri Merkür yönetir. Bu yüzden de Mars ikizlerin direkt etkisiyle kişi, kardeşleri, yakın akrabaları ve yakın çevresi yöneltecektir enerjisini. Ama bu arada açılar sertse alacağı zararlar da bu kişiler üzerinden gelecektir. Bu yüzden çok dikkatli bakılması lazım Mars ikizlere. Mars yengece geldiğimizde bu yengecin çok zayıf olduğu bir yerleşim. Niye? Çünkü Venüs'e söylemiş miydim hatırlamıyorum ama Venüs burcundayken çok güzel çalışır. Yani Venüs zaten biliyorsunuz şeyin yöneticisi, Boğa'nın ve Terazi'nin yöneticisi. Bunlar da çok güçlü çalıştığını biliyoruz. Ama Venüs aynı zamanda yengeçte çok böyle güzel çalışır. Çok iyi çalıştığı görünümlerden bir tanesi Venüs'ün yengeçlik konumu. Dolayısıyla ben de demiştim size Venüs'ün güçlü olduğu yerde Mars güçsüzdür. Mars'ın güçlü olduğu yerde Venüs güçsüzdür. Şimdi tabii ki Venüs'ün çok güçlü olduğu yer yengeç olduğu için yine Mars burada kötü çalışacaktır. Yine nitekim Venüs Boğa'da çok iyi çalıştığı için bakın Mars Boğa'da çok güzel çalışmıyor. Yine Venüs Terazi'nin yöneticisi olduğu için ya Mars Terazi'ye göreceksiniz biraz sonra yine çok güzel çalışmıyor. Bu Mars Yengeç'in şöyle bir özelliği var. Yengeç çok zaten dişil bir burç ve çok böyle hani naif, hani anaç falan bir yapısı var. Tabii şimdi agresyon ve enerji gezegeni işin içine girince Mars Yengeç'e sert olamıyor. Çok güçlü bir böyle hani aşırı enerjik böyle hani tuttuğunu koparan bir Mars yapısı görmüyoruz biz Mars yengeçte. Sertliğini kaybediyor. Tamamen duyulara ve hislere giriyor. Tabii burada yengecin bir su grubu burç olması, Mars'ın tamamen ateşle ve tutkuyla ilgili bir şey olması, ateşin suyun içine girdiğinde tabii ki su ateşi söndüreceği için böyle bir düşünebilirsiniz yani. Böyle bir grup su işin içerisinde. Çok yüksek sezgiler var işin içinde. Hareketleri duygularından genelde etkileniyor kişinin. Aklıyla hareket etmekten pek aklına hareket etmiyor. Çocuksu, romantik ve hayalci biri. Çabuk kırılıyor ve midesi oldukça hassas. Özgüveni düşük. Bir gücün arkasına sığınmayı ve ondan destek almayı tercih ediyor. Yani işte tipik gördüğümüz şey vurgusu yani hani Mars'ın o enerjisi ve cesareti yok burada. Bir gücün arkasına sığınıyor. Zaten yengecin böyle bir burç olarak böyle yapısı vardır. Bazen sezgileri çok güzel çalışır bazı burçlarda ama Mars gibi agresyon gezegeninde de bu sefer çok o enerjiyi ortaya koyamayan bir yapı görüyoruz. İşte bir şeyin arkası sığınmayı seçtiği için genelde bir Mars yengeç. Genelde zayıf iradeli görüyor insanlar tarafından. Kolay vazgeçip zor işlerden çabucak bunalan bir yapı görürüz burada. İnsanların heveslerini kıran ve başarılarını biraz da kıskanan bir yapı görürüz. Ama aile düzenine karşı acayip bir bağlılığı vardır. Ailesini kurup kendi düzenini oluşturmak ister. Ondan sonrasında da ama bir şekilde duygusal ve cinsel tatmin için sevgiler aramaya başlayacaktır. Ve vatan millet sevgisi de mutlaka çok yüksek olacaktır. Yine burada bir sakin ve sağlıklı bir yapı görürüz. Saldırganlığın dolaylı yollardan ifade eden, direkt ortaya koymayan, özellikle duygusal ve maddi anlamda garantide hissetmediği zamanlarda öfkesini ancak karşı tarafa yansıtan ve ancak o zaman saldırganlaşan birisini görürüz. Ama genelde duygu sömürüleriyle böyle hani genelde göstermeye çalışır Mars yengeç agresyonunu. Mars ikizler laf sokarak, sözlü tartışmaya girerek yapar. Çevre çalışıyor, zihin çalışıyor orada. Yengeç de duygu sömürüleriyle yapıyor. Koç direkt dalıyor falan. Hani böyle düşünebilirsiniz yani. Ve yine Mars yengeci hiçbir şeyi affetmeyen bir tarafı vardır. Biraz kinler de affetmeyen bir tarafı vardır yine. Mars aslana geldiğimizde burada çok iyi bir ifade görüyoruz. Çünkü güçlü bir yerleşim. Koç
Şimdi Aslan Burcu da ateşle alakalı bir burç olduğu için Mars Aslan'da ateş güzel çalışıyor yani. Tutkulu ateş güzel çalışıyor. Cesurluk ve saldırganlık veriyor. Olumlu bir yerleşim bu. Büyük ölçekli şeylerin ve lüksün peşinden koşuyor ama. Kendi hayran bir yapısı var. Egosu oldukça yüksek. Bu yüzden acayip inatçı. Birazcık da narsist bir yapısı var ve despot bir tarafı var. Biraz mağrur, kimseden kolay kolay bir şey istemeyen, oldukça hırslı ve eleştirmekten nefret eden bir yapısı var. Neşeli ve pozitif görünmeye çalışmasına rağmen aslında o kadar da böyle çok özgüvenli bir yapısı olduğu söylenemez ama öyle gösterir kendini yani. Başka bir şeyler yok haritasında. Gerçekten de böyle dışarıdan çok özgüvenli gördüğünüz kişinin aslında altta bambaşka biri olduğunu görebilirsiniz. Güçlü karakter imajını çok güzel çizer Mars Aslan. Güneş güç demek ya, hani şeyin aslan yöneticisi güneş, güç ve hani kişilik demek ya. Orada aslan da hani böyle şey, Mars'ta enerjisini o şekilde göstermeye çalışıyor dikkat çekerek. Yine pohpohlanma ihtiyacı çok olduğu için kendisi bir şey teklif edildiğinde sırf insanlar hani onu bundan övsünler diye inisiyatif kullanıp yapamayacağı şeylerde bile öne atılıp zamanlı gereksiz yere saçma sapan vazifelerle boşu boşuna harcayan bir yapı olabilir bazen burada. Ama sorumluluk almayı genelde sevmeyen, aslında riski seven bir tiptir. Ama ya da insanlara karşı çok cömerttir ve onları bu şekilde etkilemeyebilir. Ve herkesi böyle koruyup kollayan babaç yapısı vardır güneşten kaynaklı alttaki Mars'ın. Şey, aslanın yöneticisi güneşten kaynaklı. Ama buna rağmen hep derken korusam da benim otoritem altında olacaksın. Bir de böyle bir şey vardır yani, zorlar biraz yani. Mars aslan erkeği kendini kral zannetmektedir. Kadın ise kraliçe zannetmektedir. Oturduğu yerde emir buyurmaya çok bayılır. Olayları dramatize çok güzel eder. Ve önderlik yeteneğine sahiptir. Yine yaratıcılığı ve sanatsal eğilimleri yüksektir. Ama detaylardan çok hoşlanmaz. Ve sanatsal yeteneklerini ön plana koyarak yine para kazanabilir Mars aslan. Mars Başak'a geldiğimizde burada çok titiz bir doğa, Başak yapısından kaynaklı. Hizmet etmeyi seven bir yapı görüyoruz. Enerjisi genelde çalışma hayatına ve hizmete akıyor kişinin. Az miktarda paralar ve az miktarda malzemeli bir şey üretebilme yeteneği var genelde. Verimliğe karşı takıntılı, sonuç odaklı ve sabırsız. Ve ne olursa olsun kısa yoldan sonuca gitmeye çalışıyor. İşte Mars ikizler gibi, bu da Merkür yani. Ya Başak da Merkür tarafı anlatılıyor ya. İkizlerde de yine zihin var. Burada da bakın zihin var. Sadece burada başarı hizmetkar yapısı giriyor işin içerisine. Ve verimlilik yapısı giriyor. Büyük çaplı projeler içerisinde mükemmel yaklaşımları ve titiz ve dikkatli halleriyle başarı elde edebilir Mars Başak. Fedakardır genelde ama bencil ve kavgacı bir tarafı da vardır. Kıskançtır. Büyük risklerin ve borçların altına çok girmekten hoşlanmaz. Böyle ufacık paraları hesap eder. Zaten bakın Venüs Başak'a da aynı şeyi söylemiştim. Başak'ın biraz hesapçı bir tarafı vardır. Bunu Venüs de para ve ilişkilerde yapar. Mars'ta da genelde hayatın çoğunda bunu yapan bir yapı vardır. Ufacık paraları böyle minicik hesaplar yapar yine Mars Başak'ta. Aynı Venüs Başak'ta olduğu gibi. Ve ufak paralarla paraların altından zenginlik çıkartmaya çalışır küçük hesaplarla. Bu yüzden de biraz böyle cimrilikle suçlanabilen bir yapı vardır burada. Yine memnun olmayan, kendi hatalarını affetmeyen, eleştirecek ya işte kendine dönüyor burada eleştire. Bazen hijyene tam anlamıyla teslim olmuş bir yapı görürüz. Memnun edilebilmesi çok zor bir tiptir. Hep bir şeyler yapmaya çalışan ve boşa zaman harcamaktan hoşlanmayan bir yapısı vardır. Hep böyle kağıtla ilgili işler olan, işte sigortacılık, muhasebecilik, anketörlük gibi böyle hani hizmetin olduğu ve böyle kağıdın bol olduğu işlerde bol miktarda görürüz. Sigortacılıktır, muhasebeciliktir dediğim gibi bu tip işlerde. Yine hissettiği düşünceleri ve dürtüleri açıklamaktan, duyguları açıklamaktan çok hoşlanmayan, biraz gizlemi seven bir yapısı vardır. Yani üstünü kapatır her şeyi, pek konuşup anlatmak istemez. Utangaçlı ve duygusal konularda çok işi olsun istemez. Bakın gördüğünüz gibi çok da büyük bir tutku yok burada yani Mars Başak'ta. Sonuçta toprak grubu, toprak vurgusunda genelde ayaklar yere sımsıkı basar. Ve hep dünyevi şeyler, bakın onlarla ilgileniyorlar yani hep. Öyle aşk meşk Mars'a tutku mutku filan, orada toprakla da bundan dolayı çalışmıyor. Mars teraziye geldiğimizde burada tabii zararlı konum. Niye? Çünkü Venüs terazi yöneticisiydi. Mars'a Venüs'ün güçlü olduğu ve yönetici olduğu yerde zararlı çalışıyor tabii ki. İyi çalışmıyor yani. Ama burada ne var? Aşkı ve tensalliğe doymayan bir yapı olduğu için zararlı. Zarif ve bakımlı kadınlara sürekli tapan bir erkek modeli var. Erkekse eğer. İkili ilişkilerinde hep bir kıskançlık ve mülkiyetçilik söz konusu. Cinsel kıskançlık var tabii ki burada. Havalı, kibar, zarif, şık ve zevkli bir insan ama o terazi vurgusundan kaynaklı. Sorunlardan uzak kalmak için kendisi rahatsız eden her şeyi görmezden gelen bir yapısı var. Ama çok adaletli ve her türlü haksızlığa çok karşı bir tip.
Saldırganlığı bu da diplomatik yollarla ifade etmeye çalışıp hep insanları ikna etmeye çalışıyor. Ama tabii şöyle bir de durum var. Sürekli bir proje, muje bir şeyler üretiyor. Ama bunları ortaya koyacak cesaret enerjisi yok. Aynı yengeçteki gibi burada da. Burada bir de proje üretiyor. Ve yengeçin aile için falan bunu yapıyor Mars yengeç. Ama Mars terazide hep bir böyle kafada projeler var. Bu projeleri gerçekleştirecek azim ve kararlılık yok. Mesela koçta da adrenalin yok sadece devam ettiremiyor. O sıkıldığı için yapamıyor. Gibi böyle düşünebilirsin ama aslan peşine koşar mesela bir şey. Mars aslan. Proje hayallerini gerçekleştirmek için azim ve kararlılık dozuna gidebilir Mars aslan. Yani böyle burada o vurgu... Tabii ki burada estetik ve güzellik takıntısı ve terazi vurgusundan kaynaklı olarak Mars enerjisi bu konulara akıtıyor kişi. Bedenen yapılan işleri hiç sevmiyor o yüzden. Sanat ve güzellikle ilgili bir iş yapamıyorsa büyük boşların altında da bu yüzden girme ihtimali çok yüksek oluyor. Çünkü bir de keyfine çok düşkün. Her şeyin iyisini ve güzelini seviyor çünkü. İnsanları kaprisi yapmayı seven bir yapı var burada. Kendi herkese yanlış yapıyor ama bir başkası kişi ona yanlış yaparsa agresif ve tepkisel davranıyor genelde. Yine de zihinsel enerjisi çok yüksek. Sonuçta hava grubu bir burç terazi. Ve entelektüel bir yapı var o yüzden. Zaten hava gruplarında entelektüeldir diyebiliriz yani ikizler, terazi ve kovaya. Mars da burada entelektüel yapıyı büründürür illa. İkizlerde bakın vardı bu. Şimdi biraz sonra kovada da göreceğiz. Terazi de var aynısı. Denge arayışı var ve yaptığı her şeyden de karşı taraf onayını almaya çalışıyor. Bu yüzden Mars terazide geçinmek azıcık zor çünkü hep kararı size bırakmaya çalışıyor. Mars akrebe geldiğimizde tabii ki bu çok güçlü bir yerleşim. Evet bir su grubu ama Mars akrebin yöneticisi olduğu için burada ateşi söndürmüyor yani. Burada başka bir olay var. Ama burada inanılmaz bir uç noktalara gitme söz konusu. Hani ben size demiştim bir gezegen yani bir gezegen yöneticisi olduğu burçta olduğunda evet çok güçlü çalışır ama eğer açıları kötüyse kişinin başının belası olabilir demiştim. Aynı şey Mars akrepte bu çok çok daha net ortaya çıkar. Çünkü Mars agresyon ve enerji gezegeni olduğu için. Tabii akrepte de uç noktalara gider kişi. Kötülükte de iyilikte de sınır olmaz. Mars'ın verdiği bu tutkular ısrarcılık ile birlikte inatçı bir kişilik görürüz burada. Çok entrikacılık görürüz. Akrebin olduğu yerde entrik olur zaten. Mars akrepte de entrikacılık görürüz. İçgüdüsel olarak insanların zayıf yönlerini hisseden ve onları hep o taraflarından vurmaya çalışan bir yapı vardır. Aldığı kararlardan hani sonuna kadar koç beni vazgeçiyor ama bu da dibine kadar giden bir tip Mars akrep. Ve bu yüzden de hani kötü olduğunu bilse bile kendi inatla ateşe atan bir tiptir. Çünkü o hani karar aldı ve vazgeçmeyecek. Yine çok mağrur ve gururludur. Saldırgan yapısıyla son derece acımasız ve yok edici bir tarafı vardır. Tabii açıları sertse çok daha sert çalışır bunlar. Çok tutkuludur. Manyetik bir çekimi vardır. Gizemli ve mistik bir havası vardır. Ve enerjisi olarak hemen de bu yüzden kendisini belli eder. Çok da ketumdur. Yani o cinsel çekimini onun görürsünüz. Zaten cinsellik gezegeni Mars. Bir de akrep cinsellikle ilgili bir burç. O yüzden çok net böyle çekim olur. İnsanlar çekilirler ona yani. Venüs akrepte de güzellikle. Yani aşk için çekilirler. Bir de öyle bir şey var. Yine insanların kendisine bağımlı olması, gücüne hayran olması, otoritesine boyun eğmesini ister. Çünkü kendi iç dünyasında kendisini çok güçlü ve kararlı görmektedir ama insanların bunun farkında olmadığını düşünmektedir. Ama en ufak bir duygusal hezeyanda çabucak yıkılabilen, psikolojisi darmada duman olan birisi olabilir. Burada genelde Mars gücünü şöyle ortaya koyar, kişinin açısına göre bu tabii değişir de, yasa dışıyan ya da doğaüstü ilimleri öğrenip insanlara bu yollarla etki yapmaya çalışan, kötülük ya da böyle hani büyü falan filan tip şeyler yapmaya çalışan, elinde bunu bütün hiçbirine yapabilecek bir durumu da yoksa seksüel dürtülerin peşine giden bir tip görürüz. Ve Mars akrep negatif tesirlerden de çok rahatlıkla etkilenir. Okul çalışmalara girerse de mutlaka negatif enerji çeker kendisi. Zaten şunu söyleyeyim, bunu mutlaka da söyleyin çevrenizdeki insanlara. Bir kişinin ayı akrepse, Mars akrepse, Satürn akrepse, spiritüel çalışmalara girerken çok dikkat etmesi lazım. Çünkü en ufak bir negatifi direkt alıp üstüne yapıştırabilir. Direkt negatif tesirlere maruz kalma ihtimali vardır. Ona gelecek şeyin pozitif olmama ihtimali, yapacağı enerji olup ters döndüğü ihtimali çok yüksektir. Hele ki Mars ve Satürn akrepte, çünkü bunlar sıkıntılı gezegenler, bunu çok net görürüz. Ay akrep de çok derindir ama onda da vardır de negatif tesir ama bu Mars akrep ve Satürn akrep kadar değildir onda yani. Bunu da unutmayın. Mars akrebi öyle kolay kolay git spiritüel işlere gir.
işte şöyle yap, böyle yap demeyin. Kendisi korumayı bilmiyorsa kesinlikle bu işlere girmemesi gerekiyor Mars Akrebi. Böyle bir etki var Akrep Burcu'nda. Mars Yay Burcu'na geldiğimizde burada yayın bireyselliği giriyor işin içerisine. Son derece iyimser, yayın iyimserliği var burada. Ama yüksek derecelik sorumlulukları almayan, sorumsuzluktan hoşlanan bir yay yapısı var. Yani Mars yapısı var burada. Biraz da boşu davranmayı seviyor. Çok fazla uğraşmadan kısa yoldan para kazansın tarzı bir tip. Ve bunu yapacak zekası da var. Ne spor yapmak, doğayla iç içe olmak, farklı kültürlere gitmek, entelektüel bilgiye ulaşmak, yüksek bilgi edinmek, yabancı dil öğrenmek gibi konular hayatında önemli oluyor bu kişinin. Doğduğu topraklardan kopup gitmek istiyor. Somut projelerle işlerle uğraşmayı seven birisi. Böyle manevi ve ruhsal konulara pek giren bir tip değil. Yerine duramayan bir yapısı var. Devamlı hareket etmek istiyor. Sürekli gezmek ve dolaşmak istiyor. Özgürlüğü kısıtlanırsa direkt onu kısıtlayan yeri terk etmeye meyilli bir tip. Yerinde duramayan bir yapısı var dediğim gibi. İnsanlara söz veren ama verdiği sözleri yerine getirmeyen bir tip. Bu yüzden de ona güvenen insanları genelde zor durumda bırakabiliyor bir Mars Yay. Yine Mars Yay burcundayken cilt problemleri, doğum lekeleri, vücutta benlenme, çiğnenme ve bel bölgesinde yağlanma gibi sağlık problemlerinin görülme ihtimali olabilir. Eğer açıları sertse ve bu Mars'ın bulunduğu yer sağlıkla ilgili 6. ev gibi falan bir yerse özellikle bunları çok fazla görebiliriz. Mars Oğlak'a geldiğimizde bir diğer toprak grubu burç. Tabii ki yine burada toprak, dünyevi konular işin içinde. Oğlak olunca da cimrilik ve para var tabii ki işin içinde. Ama öncelikle aşırı bir kararlılık var. Hırsızlık var. Aşırı inatçı, ayakları yere sımsıkı basan, kolay kolay yorulmayan ve korkmayan bir yapı var. Kendine güveni oldukça yüksek birisi ve yönetici konumda hep olmak istiyor. Somut ve elle tutulur projelerin peşine gidiyor da aynı Mars Yay gibi. Ve bu başarıyı böyle tek tek incelendi, yani bir sürü başarı elde ediyor. Tek tek baktığınızda bunlar minik minik başarılarmış gibi gözüküyor ama garantici bir tip olduğu için bu küçük küçük adımları üst üste koyduğunuzda merdivenlere teker teker çıkıp sonuçta çok büyük başarıya ulaşmış olabiliyor nihai sonuçta kişi. Ama bunu yaparken de otoriteyle her zaman didişme durumu söz konusu. Heyecan eksikliği var hayatında. Durgun, içine kapanık ve kötümser bir tip. Sahip olduğu herkes ve maddi olan her şeyi sahiplenme isteğine sahip. Her olayda da maddi çıkarı düşündüğü için diğer insanlar tarafından bazen soğuk ve antipatik bulunabiliyor. Tutucu ve kıskanç, aşk ilişkilerinde güvenlik ve sadakat onun için çok önemli. Garantici de olduğu için partnerinin toplumda böyle iyi yer edinmiş ve burayı da kendi bilgi birikim ve tecrübesiyle elde etmiş bir tip olmasını isteyen bir yapısı var. Mars Kova'ya geldiğimizde bu kendine özgü bir tarzda ve marjinallikte birisi. Grup çalışmalarına çok başarılı olamıyor çünkü çok özgür bir tip. Hep her rutin şeyi, geleneksel şeyi yenilemek ihtiyacında. İçkileriyle hareket etmiyor. Bu da entel burçlardan biri çünkü. Kova burcu, ikizler terazi, kova dedik. Her türlü sıra dışı deneyimi yaşamaya hazır bir marjinal kafası var bunun. Dünyayı kendi düşündüğü gibi değiştirme çabası içerisinde. Zeki ve yaratıcı bir hali var, entelektüel, hareketli ve deli dolu yapısıyla aslında insanları sevdiği bir tarafı var ama sağ solu hiç belli olmadığı için gözünde sakınmayan bir tip. Kendi düşüncelerini veya isteklerini karşı tarafa empoze edene kadar insanlara enerjisini akıtan, bu yüzden insanların ondan hızlıca uzaklaşması sebep olan bir yapısı var. Bu yüzden de biraz inzivada yaşayan bir tip oluyor genelde. Çok keskin bir zekası ve önderlik yeteneği var. İyi yargılama yapıyor. Soğuk, kolay kolay kimseyle uzlaşmayan ve bencil bir tip. Kolay kolay kızmayan ve hızlıca soğuyan insanlardan bir yapısı var. Şimdi Mars balığa geldiğimizde bu değişik bir görünüm. Çünkü burada şimdi değişik bir şeyler anlatacağım size. Yine Venüs balıklı burcunda da hani fena çalışmaz normalde. Mars balıklı da yine aynı yengeçte olduğu gibi agresyonu getiriyor. Çünkü yengeçte balıkta soft yapılı burçlar. Agresyon gezegeni soft yapılı burçlarla tabii ki çok güzel çalışmayacaktır. Zaten akrebin yöneticisi Mars ama balık ve yengeçte sudan kaynaklı olarak iyi çalışmıyor. Çok güçsüz çalışıyor yani. Çok böyle enerjik bir tip olduğunu düşünemezsiniz. Cesaretli falan Mars balığın. Şimdi burada Mars'ın tüm enerjisi ve mücadele gücü yengeçliği gibi kayboluyor. İnanılmaz bir ruhsal enerji var ama ve çok yüksek sezgiler var. Aklıyla hareket etmiyor, duygularıyla hareket eden birisi. Çok insancıl ve acıya çok dayanıklı. Burada savaşma gücünü kaybettiği için Mars ve enerji sertliğini bir amaca giderken otoriteyi boyun eğiyormuş gibi yapan ama amaçlarına sessiz ve derinden giden bir tip. Arka planda bekliyor, zamanını bekliyor. Çaresiz ve kurmay rolünü çok güzel oynar bir Mars balık. Ve içgüdüleriyle hareket etmesi ve şanslı olması da ona başarısı getirecektir bir şekilde.
Balık sonlanabilici bir yapıya sahip olduğu için, yani zodyanın en son burcu olduğu için özellikle yarım kalmış işleri çok güzel bitirir Mars balık. Bir de böyle bir özelliği vardır. Gökyüzüne Mars balık olduğu zamanlarda da yarım kalmış işlerinizi çok rahat bitirirsiniz. Böyle bir şey vardır. Yine kişi aslında normalde ruhsal, duygusal hezeyanları ve tartışmalı insanı pek değildir. Huzur ve bütünlük arayışındadır o genelde. Düşündüğünün her zaman tam tersini söyler. Gerçek metni her zaman saklar. Öfke ve sıkıntısı aynı Mars yengeçte olduğu gibi dolaylı yollarda ifade eder. Keyif verici maddeleri, alkoldür, haptır, uyuşturucu inanılmaz bir meyili vardır. Ancak bu maddeleri kullandığı zaman saldırganlaşmış meyilde bulunabilir. Ya da cesaret gösterebilir hayatta. Yani alkolden filan, onlardan destek alabilir belki. Ve çok enteresan bir şey var. Bakın bunu unutmayın Mars balıkla ilgili. Mars balığın uğradığı bütün ihanetler bir şekilde önüne gelir. Şöyle örnek vereyim ben size. Diyelim ki sizin Mars'ız balık. Bilirsin arkadan atıyor tutuyor işler döndürüyor. Ve inanılmaz bir ihanete uğruyorsunuz. Şimdi siz bir şekilde o ihanete uğrarsınız. Ya da daha siz uğramadan öncesinde haritanıza göre değişir. O yaptığınız ihanete ya kişi gelip o arkanıza iş çevirenler ya gelip kendi ağızlarıyla itiraf ederler. Ya aklınıza hayalinize gelmeyecek bir yerden o yapılan şeyler gelip sizin önünüze düşer. Mars'ız eğer balıksa. Mars balığın işte böyle uğradığı ihanetlerin önüne düşmesi. Yani öyle enteresan, tuhaf bir enerjisi var onun. Alıp gelip her şeyi onu buluyor. Yani sanki gelip mesela benim balık bir arkadaşım örnek vermişti. Kendisi Mars'ı balıktır. Ders veriyor. İki bayağı spiritüel konularla ilgili ders veriyor online internet üstünden. Çok da iyi ama öğrenciye. 4-5 kişiler zaten. Bunlardan iki tanesi kendi aralarında bunun hakkında konuşuyor. Bir astroidle ilgili konuşuyorlarmış derste. O astro kendi aralarında konuşuyorlarmış, yazışıyorlarmış Facebook üstünden. Konuşurken laf benim arkadaşa geliyor. Acaba onun astroidi nasıldır falan filan diye. Böyle bir yazışıyorlar. Acık onu sevseler de arkasından ufak atıp tutuyorlar filan böyle. Sonra o yazışanlarda ve kızın bunların hiçbir haberi yok. Kendisine Mars'a balık dediğim gibi. Sonra aradan 1-2 saat geçmiyor. Kadınlardan biri nasıl becermiş bilmiyorum. Yaptıkları konuşmanın ekran görüntüsünü, birisine forward edeceği görüntüyü, mesajı arkadaşa gönderiyor yanlışlıkla. Arkadaş, işte Mars'ın balık ya önüme düştü dedi. Yani kendisi kadın göndermiş. Konuşan kadın, iki kişi konuşuyorlar. Bir başkasına gönderirken yanlışlık aklında konuşuyor kişiye gönderiyor. Bakar mısınız böyle bir şey? Yani nasıl oluyorsa artık oluyor. Ve arkadaş derhal bağlantısını kesti onlarla. Ve yani bu kadar da güvenli sevdiği insanlar da kişi ihanete uğradı ya onlar tarafından. O ihanet böyle düşürüldü yani. Mars balık böyle. Daha neler örnekler verilebilir böyle bu şekilde. Bir bakın Mars'ınız balık sesinde haritanızda. Hep böyle önünde düşer her şey yani. Böyle enteresan bir şey vardır Mars balığı. Şimdi Mars'ın geldik evlerdeki yerleşimine. Mars birinci ile başlıyoruz. Tabii ki evler Mars'ın bu agresyonunu, tutkusunu falan işte hangi burç karakterini gösterdiği, nasıl gösterdiğini anlattım şimdi. Hangi evde olduğuna göre Mars'ınızda bunun o evle ilgili konular üzerinden geleceğini bilin. Nasıl çalıştığını burç gösteriyor, hangi konu üzerine çalıştığını ev gösterecektir. Tabii ki sadece daha hep söylüyorum, bunu her zaman söyleyeceğim. Bir gezegenin hangi burçları evde olduğu hiç önemli değil, tek başına. Yani ama tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Eğer açıları kötüyse çok iyi bir yerleşim bile berbat çalışacaktır. O yüzden bir gezegenin mesela Mars'ız 5. evde ikizler burcunda. Mars 5. ev ikizler burcu direkt kişiye söylemeyin. Mutlaka açılarına bakın o Mars'ın yaptığı açılara. Açılarla beraber anlatın. Açılarına bakıp ondan sonra Mars'ı ikizleri anlatın kişiye gibi. Bunu unutmayın her zaman için. Şimdi açılar dersine geldiğimizde zaten bu konu onu nasıl yapacağınızı daha iyi anlayacaksınız. Şimdi Mars evlerde geldik ve Mars 1. ev. Şimdi Mars 1. evdeyken tabii ki güçlü bir fiziksel yapı görüyoruz. Bedenen kuvvet görüyoruz. Dışa dönük bir kişi oluyor kişi. Kavga ve mücadeleden hiç çekinmiyor. Sportif ve fiziksel gücü ilgilendiren konulardan çok hoşlanan birisi. Özgürlüğüne çok düşkün ve iddiacı tabii ki. Ve ancak kötü açılarda bu sefer bunlar ters bir şekilde çalışıyor. Mars 2. eve geldiğimizde burada paraya pula çok büyük bir önem verme söz konusu. İyi harcamayı ve kazanmayı biliyor kişi. Ama çok büyük de paralar harcadığı için de parayı bir türlü elinde tutamıyor. Hep işveren olarak çalışıp kendi işini kurmak istiyor. Bu konuda inanılmaz aktif ve atılgan davranıyor. Kötü açılarda kazanç orada sahtekarlık yapan ve aşırı maddiyatçı bir tip görebiliyoruz Mars 2. evde.
Mars 3. eve geldiğimizde burada çabuk düşünen ve entelektüel bir yapı var. Haberleşmeyle ilgili işlerde çok başarılı olabiliyor kişi. Enerjisinde eğitim konusunda akıtıyor genelde. Hareketli ve kavgacı oluyor. Kısa yolculukları seviyor genelde. Sık seyahat ediyor. Sosyal açıdan oldukça hareketli birisi. Çok iyi gazetecilerde gördüğümüz bir yerleşim bu bizim. Ve kötü açılarda biraz alaycı oluyor. Kardeşlerine düşkün, yakın bir akrabasıyla bazen ilişki yaşayabilen, tabii haritaya göre değişecektir. Ya da evlenebilen birini görüyoruz yine. Ama tabii bunlar ve genelde de yakın çevresinden, akrabalarından, kardeşlerinden zarar gören bir yapı görüyoruz genelde. Mars 3. evde. Açısı kötüyse. Mars 4. evde tabii ki enerji aile ve yuva konularına akıyor. Ama iyi bir yerleşmede değil. Aynı Mars yengeç gibi. Evde çok sık münakaşanın olması, hep aile birileriyle tartışma gibi bir durum var. Hem annesine düşkün hem de annesiyle sürekli tartışma yaşayan bir tip görüyoruz yine. Evde huzur bulması çok zor oluyor kişinin. Çünkü orada enerji ve kavga oradan evde çıkıyor yani. 4. ev aile ve ev olduğu için. Çocukluk yılları da genelde çok zor geçen bir kişi oluyor. Hele ki açıları da kötüyse yaşlılığına da zorluk çekiyor aynı zamanda. Yine iç huzursuzluk, çabuk öfkelenme, sonrasında bunlardan pişman özür dilemek durumlarda yine 4. evdeki Mars'ın özelliklerinden. 5. evdeki Mars'a geldiğimizde bu inanılmaz bir tanınma ve meşhur olma arzusuna sahip oluyor kişi genelde. Rekabetçi, maceracı, atletik yapılı ve sportmen oluyor. Çocuk eğitmeyi çok iyi bilen ve güçlü cinselliği olan birisi bu. Çünkü aşk ve cinsellik bir araya gelmiş 5. ev aşk evi. Mars cinsellik ve tutkuyla ilgili gezegen, o yüzden de güçlü cinsellik var. Yine kumar merakı, spekülasyon konulara düşkünlük, bu konuda hatta biraz aceleci davranmak. Eğer kötü açıları varsa bu Mars'ın seksüel anlamda kaygılı ve kıskanç olmak gibi etkiler görüyoruz. Diktatörlük eğilimi var burada. Çocuklarını da küçük yaşta erkenden kaybetmek veya kazalarda doğum esnasında problemler yaşamak gibi durumlar olabilir. Bir kadının 5. evinde Mars varsa bu genelde doğumla ilgili problemler, annelikle ilgili problemler veya çocukla ilgili problemlere işaret olabilir. Yani çocuk doğduktan sonra ya da doğarkenki problemlere sebep olabilir. Veya böyle zor hamile kalmak falan gibi. Tabii illaki burada sağlık evine bakmanız lazım. Yani burada 6. evdeki gezegenler nedir? 6. ev hangi burç tarafından yönetiliyor? Bir de 5. evde de Mars varsa o yüzden de işte anne olma ile ilgili çok büyük sıkıntılar falan yaşama ihtimali kişinin olabilecektir Mars 5. evdeyken. Mars 6. evdeyken bu çalışkan ve enerjik bir yapı verir. Enerjisi daha çok iş hayatında ortaya çıkacaktır. Tembelliği sevmeyen ve hünerli birisidir ve detay gerektiren her şeyde gayet başarılı olabilir kişi. Düzenlidir, çalışanlarıyla uyum halindedir. Aşırı detaycılığı yüzünden temizlik ve titizlik takıntısı olabilir kişinin. Kötü açıları varsa bu sefer iş arkadaşlarından, çalışma arkadaşlarından, çalışma hayatından zorluk görecektir ve dost kazığı yiyecektir. Sakarlıklar, kaza riski ve karın bölgesi kaynaklı rahatsızlıklarla uğraşma ihtimali vardır yine. Mars 7. eve geldiğimizde burası ortaklıklar. Ev olduğu için ortaklığı enerjisini akıtmaya çalışır kişi ve eşine özellikle. Ama eşiyle de ortaklıklarıyla da kavgacı tutumlara girer genelde. Kavgayı oradan yapar. Çünkü hep kendi senin yapılmasını ister. Fazla açık sözlüdür, korkusuzdur ve isyankardır genelde. Ve hep sürekli bir şeylerle yüzleşmek zorunda kalır bu yüzden. Eşinin böyle şizofreni gibi falan psikolojik rahatsızlıkları olma ihtimali vardır. Yani eşleri rahatsız olabilir kişinin aynı şekilde. Mars 8. eve geldiğimizde burası tabii Mars'ın Mars'ın kendi yönettiği Koç 1. evde Koç nasıl çok güçlüyse Mars'ı 1. evde yöneticisi olduğu evde çok güçlü oluyor. Aynı şekilde Mars 8. evde çok güçlü oluyor aynı mantık Akrep burcu ve 8. evden kaynaklı. 8. evdeki Mars'ta çok büyük bir güç görüyoruz yine. Doğaüstü ilimler ve gizemli konularla uğraşıyor kişi. Tatmin edilemeyen, kuvvetli ve sıra dışı bir cinselliği var. Genelde maceracı birisiyle evleniyor ve maddi zorluklar çok yaşıyor. Eşine bakmak ya da iflası yüzünden onun borçlarını ödemek zorunda kalabiliyor. Çünkü ortaklaşa parasal işleri gösteren ev burası. Özellikle miras konusunda çok büyük zorluklar yaşayabiliyor ve mahkemelerle ilgili durumlarda problemler yaşıyor. Şimdi şey vardır hep astrolojide. 7. ev adaletle ilgilidir ve yine mahkemelerle ilgilidir ama 7. evinizden bir gezegen transit yaparken siz diyelim birine bir dava açtıysanız bu genelde o gezegen 8. evinize geçtiğinde veya Akrep burcunda bir şeyler olduğunda filan ortaya çıkacaktır. Yani böyle bir şey vardır. 7. 8. evin böyle bir bağlantısı vardır. 8. evde de o yüzden de mahkeme zorlukları var. Çünkü 7. evdeki olayın sonucunu 8. eve kadar alıyorsunuz bir şekilde. 7. evde başlattığınız bir şeyin. Yani transitteyken öyle söyleyeyim.
Mars 9. eve geldiğimizde kendi düşüncelerinizi ve düşünce ve felsefelerini herkesten üstün gören bir yapı var burada. Sabırsız ve mücadeleci, doğada yapılan sporları seviyor, değişik ülkeler ve kültürlere karşı oldukça meraklı, politikaya girebiliyor, akademik kariyer yapabiliyor ya da fanatik bir şekilde inançlara yönelebiliyor. Dik kafalı ve inançlı bir tip. Burada eğer Mars'ın kötü açıları varsa despotça davranışlar ve zor kullanmaya gidebiliyor kişi. Mars 10. eve geldiğimizde burada iş hayatında ünlü ve kariyer sahibi olma isteği söz konusu. Burada çok güçlü bir konum Mars, aynı Oğlak'ta olduğu gibi. Meslek hayatında ilerlemek için işi böyle bir insanlarla yarışmaya ve aşırı mücadeleye kadar götürebilecek bir yapı var. Aşırı işkolik olduğu için evini ve ailesini genelde ihmal ediyor kişi. Çabuk yargılayan ve çok fazla kibirli bir tip olabiliyor. Ve yine aynı zamanda liderlik vasfı var bu kişinin. Ve eğer kötü açıları varsa buradaki Mars'ın, bu sefer de o bulunduğu konumu kaybeden ve kolayca gözden düşen bir tip olabiliyor. 11. evdeki Mars'a geldiğimizde bu yeniliklere meraklı, zihinsel kapasitesi yüksek, arkadaşlıklar ve grup çalışmalarına rahatlıkla girebilecek bir tip görüyoruz. Ve yine kişi dileklerine ve isteklerine, hayaline gitmek konusunda aynı şekilde biraz mücadele etmeye çalışan, daha çok mücadele etmek zorunda kalan birisi olabiliyor. Dilek ve istekleri için sürekli savaşan birisi oluyor hayattaki. Gelecek beklentileri için. Ama tabii burada kötü açılar varsa bunları elde etmekte zorlanma. Aşırı bunlarla ilgili mücadele etmek zorunda kalma. Çevresindeki arkadaşlara sürekli kavga etme ve tartışmalardan zarar görme gibi durumlarda kötü açılar söz konusu olabiliyor. Evet, son evimize geldik. Mars 12. ev. Burada yarım kalan işleri kolaylıkla tamamlayan bir yapı var. İş ve düşüncelerini herkesten gizli tutma. Bakın henüz 12. evde de bu vardı. O da gizli işlerle sokuyorduk kişiyi. Burada da 12. evde de her şeyi gizlice yapmaya çalışıyor. Çünkü bilinçaltı evi sonuçta burası. İlişki arzularını hep saklıyor. Zaten 12. eve giren gezegen de hep böyle bir gezegen özelliğini kaybeder. Hep geri planda çalışır. Farkında olmadan çalışır biraz. Geri planda çalışacaktır kişinin. Bilinçaltından gelecektir o gezegenle ilgili etki yani. 12. eve düşen gezegen biraz öyledir yani. O yüzden zihni geniş ölçüde bilinçaltından etkileniyor Mars 12. eve. Çünkü bilinçaltını çözmek için çaba sarf ediyor bu sefer. Enerjisini akıtıyor. Çok güçlü gizli düşmanları var yine burada da. 12. eve gizli düşmanları olduğu için. Hele bir de Mars'ın kötü açısı varsa bunlardan zarar görme ihtimali de var. Hastaneye de hapishaneye düşüp bir şekilde kısıtlanma. Hayatın herhangi bir döneminde bir kısıtlanma yaşama gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Hele ki açısı kötüyse bu Mars'ın. Bilinçaltında bir başarıya ulaşma isteği var kişinin. Yani o bilinçaltında hep böyle bir mücadele bilinçaltında var ya, o başarıya ulaşma isteği de orada var. Özellikle çocukluğunda ezilmiş, kompleksli ve gizli düşmanları çok olan birisi olabiliyor. Ve bilinçaltında bir başarısızlık vurgusu var. Yani toplum onu reddeder mi acaba? Başarısız olur mu acaba? Gibi. Böyle bir vurgu olduğu için bilinçaltında Mars 12. evde olan kişinin. Bu yüzden bilinç dışında çok aşırı mücadele ediyor. Yani inanılmaz mücadele gücüyle uğraşarak bir şeylere çaba sarf edebiliyor. Başarısızlık ve reddedilme korkusundan kaynaklı. Bu yüzden de dünya şampiyonu atletlerden 5 kişi tanesinin 4'ünde Mars 12. evde olduğunu görüyoruz. Mars balık diye bakın, Mars 12. ev. Yani içeride bir başarısızlık korkusu, toplum tarafından reddedilme korkusu var. Bunu dışarıya aşırı bir mücadele gücü ortaya koyduğu için kişi, hele ki bir de bu Mars böyle aslan gibi, yay gibi falan, koç gibi böyle hani şey, mücadeleyi seven bir burçtaysa 12. evdeki Mars, bu yüzden de çok rahatlıkla bu tip şeye gidebilecektir. Spor faaliyetlerine de böyle bir şeye gidebilecektir. Atlet olacak kadar hani çok çalışan, çaba sarf eden biri olabilecektir. Bir de Mars çünkü zaten aynı zamanda bizim Mars biliyorsunuz Koç burcu yöneticisi. Koç burcu birinci evle ilgili. Birinci evde bizim dış görüntümüz. O yüzden de burada işte Mars aynı zamanda bizim sporu ne kadar sevip sevmediğimizi de gösteriyor. Mesela Koç'ta, Aslan'da, Yay'da falan çok böyle spor severdir yani. 12. evde de işte o alttaki bilinçaltı korkusunu, bir de o yüzden Koç'tur, Aslan'dır, Yay'dır gibi uçlarla Mars Koç, Aslan, Yay, 12. ev falan gibi vurgu varsa atletlik, spor müsabakalarına girmek, aşırı mücadele etmek gibi vurgularla ortaya çıkarabilecektir. Benim Mars'la ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bundan sonraki konumuz Jüpiter dersinde görüşmek üzere arkadaşlar.